Merhabalar. Merhaba. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Evet sevgili seyircilerim, hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Güzel ve güneşli bir pazar gününden hepinize şeker tadında sevgiler ve selamlar diyoruz. Evet, programımız başladı. Şeker tadında hoş geldiniz hocam. Merhabalar, nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler, sağ olun. Yine sizi gördüğümüze çok mutlu olduk. Siz bizim çok değer verdiğimiz önemli hocalarımızdan bir tanesiniz. Evet, bugün burun estetiğinden bahsedeceğiz. Ve bununla ilgili her zaman burun şeyden. Çünkü ben burun cerrahıyım. Sabahtan akşama kadar da burunla uğraştığımız için hep burun konuşuyoruz ama burun tabii konuşmakla bitmiyor. Çünkü hem fonksiyonel açıdan hem estetik açıdan hem estetik hem sağlık. Sinüzit, tıkanıklık, işte horlama ciddi sağlık sorunlarının başlangıcı olabiliyor bir takım sıkıntılar. Onun için bir gün horlamadan konuşuyoruz, bir gün tıkanıklıktan, bu bir gün estetikten. Hepsi aslında alakalı değil tabii mi? Tabii hepsi ya aslında birbiriyle ilintili şeyler. İnsanlar burun estetik ameliyatı deyince zannediyorlar sadece biblo gibi burunlar yapıyoruz. Hayır, aslında burnun fonksiyonel yönünü, işte horlayan kişilerin nefes almasını, bir yandan da tabii yüzün estetik olarak görünümünü düzeltiyoruz. Yani insanların hayatına konfor katıyorsunuz. Kesinlikle. Hem görsel olarak hem sağlık Kesinlikle. Açısından değil Hepsini mi? Hepsini beraber planlayıp yapmak gerekiyor. Evet. İşin doğrusu o. Evet, burunla ilgili efendim merak ettiğiniz her şey bugün bu programda yerini bulacak, cevaplandırılacak. Sizin de belki burun estetiğiyle ilgili merak ettiğiniz kaygılarınız vardır değil mi? Korkularınız vardır ya da burunla ilgili birçok şikayetiniz vardır. Bugün bizi izliyorsunuz, altta görmüş olduğunuz numaralardan arayıp Abdülkadir Göksel Bey'e istediğiniz soruları iletiyorsunuz. Hepsine tek tek programdan sonra cevap verecek. Hocam öncelikle... yüze uygun burun estetiği nedir? Nasıl olmalıdır? Bunun bir kıstası var mı? Var tabii. Bir takım kurallarımız var. Yani cerrahi planlarken hiçbir şey böyle baştan savma ya da şu burun yakışıyor bana bunu yapın konseptine göre değil de bir takım planlamalarla oluyor aslında. Yüzün bir haritasını çıkarıyoruz. Yüzün bir planlamasını yapıyoruz. Bir analizden geçirdikten sonra acaba o yüze nasıl bir burun uygundur? Onu öncelikle hastamızla paylaşıyoruz ve hastamızın bu konuda bilgi sahibi olmasını sağlıyoruz. Hastayı ne kadar bilgilendirirseniz, kişi bu konuda ne kadar bilgili olursa ameliyatın sonrasındaki sonuçlar konusunda da o kadar gerçekçi bir fikre sahip oluyor. Daha mutlu oluyor, daha mutlu olma olasılığı artıyor, öyle söyleyelim. Bu aslında çok ilginç bir konu. Kişi bize gelir, işte burnum büyük der, burnum küçük der, eğri der, uzun der, kemerli der. Aslında burnumu düzeltin derken ben daha güzel gözükmek istiyorum diyordur kişi. Ameliyat sonrasında daha hoş gözükmek istiyorum, daha çekici olmak istiyorum. Aynaya baktığımda daha kendimle barışık olmak istiyorum diyordur. Yani bu cümlenin altındaki mesaj aslında budur. Hekimin alması gereken mesaj da bu olduğu için biz yüzün tamamını bir bütün olarak değerlendiririz. İşte sadece burnu düzeltelim, minicik bir burun yapalım, ucunu kaldıralım, kemerini alalım diye düşünmeyiz de acaba kaştan gelen çizgi burnun ucuna nasıl ulaşıyor? Alın geride mi? Çene önde mi, geride mi? Elmacık kemikleri yeterince çıkıntılı mı? Dudaklar bunu destekliyor mu? Yüzün tamamına bakarız. Bir sürü detay var. Aynen öyle. Mesela alt yüzü uzunsa kişinin burnu çok kısaltmamak gerekir de işte çene gerideyse burnu hokka yapmamak lazım gibi bir sürü kuralı var aslında. O zaman hastalar size geldiğinde ben şöyle bir burun istiyorum dediğinde eğer o burnu istiyorsun yüzünde hocam? Şu hale getirmemiz lazım dememiz gerekiyor. Kimi zaman tabii ek prosedürler yapıyoruz. İşte yağ enjeksiyonlarıyla destekliyoruz, çeneye müdahale ediyoruz, elmacık kemiklerine müdahale ediyoruz. İşte kaşı belki birazcık gözden uzaklaştırıp kaldırıyoruz derken yüzün tamamında ufak tefek bir takım değişiklikler yapma ihtiyacı duyduğumuz hastalarımız da var elbette. Ama burnun eğer yüze uyması gerekiyorsa, mesela hafif kemerli olması gerekiyorsa bırakın hafif kemerli olsun. Yüzünüz öyle daha güzel olacaksa bırakın öyle kalsın. Yani burnunuzun tek başına güzel olması sizi güzel yapmaz, daha çekici yapmaz. Kimse size burnunuz çok güzel diye güzel demez. Siz güzelsiniz der. Baktığınız zaman bütünü görürsünüz tabii ki. Değil mi? Yani ben size baktığım zaman güzel bir kadın görüyorum. Çünkü siz güzelsiniz, yüzünüz güzel, uyumlu. Burnunuz da güzel çünkü bu yüzle uyumlu bir burnunuz var. Bana hep estetik mi yaptırdınız diye soruyorlar. Diyorlar, yaptırmadığınızı ben buradan açıklayayım herkese. Yaptırmadı. Evet. Şuralarda kemiklerim belli oluyor. O sizin doğal kemik yapınız. Yani dediğim gibi her burnun ameliyat olması gerekmiyor. Siz bana burun ameliyatı için gelseniz hiç ellemeyelim derim. Eğer sağlık sorununuz varsa ayrı içindekini düzeltiriz ama estetik sağlık açıdan... Sağlık sorunum var, evet, ona da geleceğim. Birazdan burunla alakalı değil mi? Birçok sıkıntı yaşanıyor. Deviasyon ameliyatları yapıyorsunuz. Nefes alıp vermede zorlanan hastalarınız tabii yani oluyor. Tabii yani burunun içerisinde... İşin sağlık kısmı bence çok daha çok, önemli. Çok çok önemli. Çok çok önemli. Hele hele aslında temel kural şu. Biz tıp fakültesine ilk başladığımızda anfilerde kocaman yazar. Primum nil nocere.
Latince önce zarar verme yazar. Yani dokuyu bozma, dokuya saygılı ol. Nefes alan burnu nefes alamaz hale getirme. Anlatabiliyor muyum? Yani sağlık sorununa yol açma. Önce sağlık önce bunu düşün. Sağlık sorununa yol açma. Sonrasında da neler katabileceksen sağlık açısından pozitif olacak şekilde ya da estetik açıdan pozitif olacak şekilde onları kat. Şimdi estetik ameliyat da aslında sanıldığı kadar böyle lüks bir ameliyat falan değil. Hani eskiden öyle zannedilirdi ya. Parası olan estetik yaptırır. Lüks bir ameliyattır. Çok gerekli değildir. Hayır öyle değil. Burnun dış çatısı da aslında sağlık açısından nefes almamız açısından son derece önemli. Yani biz yıllarca bundan 10-15 yıl önceki eğitimlerimizde ve o dönemki burun cerrahisi konseptinde sadece zannediyorduk biz deviasyonu düzelttiğimizde işi hallediyoruz. Hı hı. Değil. Çünkü burun dış kanadındaki bozukluklar, bu yan taraftaki, üst taraftaki çöküntüler burnun iç hacmini etkiliyor aslında. Siz nefes alırken eğer burun kanatlarınız ne kadar desteği sağlam veriyor ise o kadar rahat nefes alıyorsunuz. Ama vermiyorsa bir tarafa yatmak zorunda kalıyorsunuz. Elinizde böyle burun kanadını çekmek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla burnun dış çatısındaki bozukluklar hakikaten sağlık açısından önemli. Onun için aslında estetik burun cerrahisi, biz ona fonksiyonel estetik burun cerrahisi diyoruz artık. Fonksiyonel. Aynen. İşin nefes, en önemli kısmını da aynen, ekliyorum nefes diyorsunuz. Nefes almanızı tam tersi iyileştirici bir cerrahi. Yani siz sadece estetik kaygıyla gidiyorsunuz ama aslında biz sizin estetik kaygınız yanında sağlığınız açısından da pozitif bir sürü şey yapıyoruz. Muayene ettiğinizde kim bilir altında ne sorunlar yattığını görüyorsunuz. Çıkıyor tabii ama genel olarak zaten burun o kadar kişinin farkında olduğu bir organ ki sağlık sorununu kişi fark ederek gelir. Yani kişinin bir takım şikayetleri vardır. İşte ağzı açık uyuyorum diyordur. Sabahları ağız kokusu oluyordur. Boğaz kuruluğu oluyordur. Ya da uyku sırasında horluyorum diye geliyordur. Biz ağzı açık uyuduğu için horladığını saptıyoruzdur. Derken birçok hastalığın aslında burunla ilintisi var. Ya da çok sık mesela üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren kişiler böyle kış ayı başlıyor. Hemen enfeksiyonlar başlıyor. Sürekli burnum akıyor bunun diyor. Bunun sebebi ne oluyor? Peki burnunuzda, deniz eti, alerjik rinit bunların hepsi, hepsi bir etkili aslında faktörümdür. Ama temel olarak konu burnunuzdan rahat nefes alamıyor iseniz burnunuzun içindeki hava yani sirkülasyonu olup olup olmamak önemli değil. Yani sürekli bir nefes alıp vermek problem sürekli nefes varsa, alıp vermenizde hava sirkülasyonunda bir bozukluk var ise sinüsler dediğimiz bu kafanızın içindeki hava boşlukları da iyi havalanmıyor demek. Yani en ufak bir soğuk algınlığında, en ufak bir hastalıkta zaten dar olan kanal, bir de içini döşeyen o tabaka, halı gibi düşünün, onu mukoza diyoruz biz. Azıcık kabardığında iyice daralıveriyor. Ve siz böylece bir enfeksiyondan kolay kolay kurtulamaz hale geliyorsunuz. Evet, kış ayını defalarca hasta olarak vardı, geçirebilirsiniz. Artı bir de alerjik reaksiyonlarınız varsa, toplumda çok sık görüyoruz. İşte hapşuruklar, kaşıntılar, böyle bir deri döküntüsü falan gibi. Alerjisi olan hastalarda bunlar çok daha sık tekrar ediyor tabii. Yani işin fonksiyonel kısmını değerlendirirken kişinin alerjisi, deviasyonu, burun eti büyüklükleri, sinüzit, geniz eti bunların hepsini beraber değerlendiriyoruz. Hani biraz önce bahsettik, uyku apnesi dedik, horlama dedik. Aslında bu da burnun sebep olduğu, başlangıcında en azından burun rahatsızlıklarının olduğu bir hastalık. Tabii ki çok faktörlü. Kilo önemli, alkol kullanımı, sigara yan kullanımı önemli. Yan faktörler de var değil mi? Sadece boyun yapısı, alakalı genetik değil. Yapılar hepsi önemli ama temel olarak solunum yolunun açık olup olmamasıyla ilintili bir hastalık olduğundan dolayı. Yani solunum yolu da burundan başlıyor, ağızdan değil. Burundan rahat nefes alıp almamanız da son derece önemli bir hastalık. Ağzınızdan aldığınız nefes ile burnunuzdan aldığınız nefes arasında çok anlamlı bir kalite farkı var. Yani siz zannediyorsunuz ki ağzımı açtığımda nefes alıyorum. Değil. Ağzınızdan olan, açtığınızda en doğrusu burun yoluyla tabii alınan ki burnunuzun nefes, fonksiyonuyla ağzınızın fonksiyonu farklı. Burnunuzda havayı ısıtmak için, nemlendirmek için, süzmek için böyle burun etleri var. O mukoza dediğimiz salgı üreten bir tabaka var ki son derece önemli. Akciğerinize havanın hazır olmasını sağlıyor giderken. Halbuki ağzınızdan aldığında havada ne varsa direkt akciğerlerinize gönderiyorsunuz. Ve üst solunum yolu hastalıkları açısından son derece önemli. Benim oğlumda vardı hocam. Geceleri hep ağzı açık ve sürekli horlayarak uyuyordu. İşte doktora götürdüğümüzde ciddi bir büyük geniz eti. Evet. Onu aldıktan sonra şu anda çok rahat. Hem alerjisi de azaldı. Şöyle tabii hatta yok denebilecek kadar alerjik hastalıklar zaten
genel olarak altyapıda oluyor. Yani ailede mesela sizde de vardır ben alerji de var. Diye rinit, tahmin ediyorum. Alerjik rinit genelde var. Anneden X kromozomuna geçen bir hastalık. Genel diyorum çünkü şart değil. Evet, yıllardır ben bununla aynen yaşamayı öyle. Öğrendim. Ailede alerjik reaksiyonlar varsa, ailede birisinde astım varsa, alerjik rinit varsa çocuklarda da geniz etinin büyük olma olasılığı artıyor. Çünkü geniz etinin görevi çocuk yaşlarda dışarıdan gelen yabancı maddeleri yakalamak, süzmek, mikroplara karşı savaşmak. Yani vücudun savunma sisteminin bir parçası, aynen bademciklerin olduğu gibi. Yani bademcik, geniz eti, bunlar hep aynı halkanın parçaları. Peki bademcikleri alınmasını tavsiye ediyor musunuz? Eğer ya da bunun bir şeyi var mı? Yaşı? Eğer gerekiyor ise, bademcik dediğiniz bir organ. Yani eliniz, kolunuz, gözünüz gibi bir organ. Benim bademciğim var diyor halk arasındaki kişi. Öyle bir şey yok. Zaten olması lazım. Herkesin bademciği var. Herkeste var bademcik. Bademciğin, biraz, bademciğiniz sorun yaratıyorsa. Büyüklüğünde. Bunun bir takım tabii onun da kuralları var. İşte yılda kaç defa enfeksiyon geçirdiğinizle ilintili. Ateş yapıp yapmadığı, kronik bir hastalığı yol açıp açmayacağı, mikropların içerisine yerleşip yerleşmediği ya da alerjik reaksiyonları olan kişilerde aşırı büyüyüp solunum sıkıntısına yol açıp açmadığıyla direkt ilintili. Bunları değerlendirdikten sonra eğer gerekiyorsa hekiminiz diyorsa ki bademcik alınacak, tabii ki yararlı, ama bademciğim var, ben bademcimi aldırmalıyım diye bir şey yok. O halk arasında yanlış bilinen bir konu. Herkesin bademcik var olması zaten. Lazım zaten. Bademcik genizde bir yerde de faydalı bir şey değil mi? Boğazı tabii vücudun savunma sisteminin parçaları. Tabii belli bir yaşa kadar daha aktif çalışıyorlar. Mikroplardan da koruyan bir özelliği de var. Çocuklarda, küçüklerde geniz eti özellikle daha aktif. Yani bizim yaşlarda artık geniz etinin çok fazla görevi kalmıyor ama geniz eti özellikle küçük yaşlarda o burun solunumu sırasında burundan geçen havanın süzülmesi için, mikroplarla savaşım için ilk basamak yeri. Yani dolayısıyla çocuklarda geniz eti çok daha aktif, daha fazla geniz eti sıkıntısı görüyoruz ama her gördüğümüz geniz eti büyümesini de ameliyat etmiyoruz. Sizin çocuğunuzda gerek varmış da ameliyat olmuş. Evet, çok artık, büyümüş, artık solunum uykusunda ciddi nefes alamıyordu. Ve çocuklarda mesela solunum sıkıntısı yaşandığında ilk bulgu uykuda terlemedir. Çocuk uykuda terlemeye başlar. Düz yatırırsınız ters bulursunuz. Uyku düzeni bozulur. Çocuk zannedersiniz ki 10 saat uyudu. Halbuki 1-2 saatlik uykuyla duruyor gibi. Beyin dinlenmiyordur. Çünkü beyin sürekli hareket ettirme durumundadır. Vücudu yeniden pozisyon vereyim de nefes almayı sağlayayım diye. Çocuk huzursuz olmaya başlar, konsantrasyon bozukluğu başlar, okuldaki başarısı düşer. Yani, bu kadar etkisi var tabii geniz etinin. Geniz eti deyip geçmeyin. Geniz eti uyku bozukluklarının temelidir çocuklarda özellikle. Ve yani idrar kaçırmaya kadar giden, çünkü kaslar bir şekilde gevşemek zorunda kalıyor oksijen olmadığı için, ciddi hastalıkların ön bulgusu geniz eti olabilir. Yani geniz etinin alınması gereken çocuklarda anlamlı şekilde bir günde fark eder. Siz de fark etmişsinizdir. Ameliyat olduğu gün çocuk nefes almaya başlar. Aynen, uykusu düzene girer. Aynen horlamalar öyle. Geçer. Daha farklı bir çocuk oldu diyebilirim size. Okuldaki başarısına daha kadar uysal, biraz önce dediniz. Daha okul başarısı. Yani aileler benim çocuğum yaramaz diye gelirler geniz eti olan çocuklarda. Çocuk hakikaten muayeneye geldiğinde düz duvara tırmanır. Oraya elini atar, koltukta oturmaz, yaramazlık yapar. Bunun altında bu da yatıyor tabii, diyorsunuz. Tabii. Geniz eti ameliyatından sonra çocuk daha huzurlu uyuduğundan, daha iyi dinlendiğinden çok daha huzurlu gelir. Daha rahat söz dinler hale gelir. Ders başarısı artar. O zaman aileler çocuklarını biraz daha yakından gözlemlesinler değil mi? Eğer kesinlikle. Gece uykularında yani terleme varsa. Hekimler zaten onu yani çocuk doktorları da yönlendirecektir ayrı. Hı-hı. Ama bu bulgular varsa bir kulak burun boğaz uzmanı en azından muayene etse iyi olur. Geniz etiyle ilişkili acaba bir şey var mı diye. Ama çok önemli şeyler söylediniz. Evet. Bence aileler yani bu bunu ihmal çocuk grubunda etmesinler. Tabii daha çok. Büyüklerde geniz etiyle ilgili sıkıntıları daha az görürüz. Çocuklardaki etkisi daha farklı diyorsunuz. Daha fazladır. Peki biraz yine şu estetik olayına gelelim hocam. Eminim ki şu anda herkes dikkatini vermiş, bizi seyrediyordur. Hastalar size geldiğinde esas beklentileri ne olmalı? Biraz önce de dediğim gibi yani hasta aslında tabii yani burnunu... Size fotoğraf alıp da geliyorlardı. Fotoğrafla gelen var. İşte bebeklik burnumu... fotoğrafını getiren var. Ben bebekken burnum böyleydi diye. Yani tabii aynı onun gibi burun istiyorum. Aynı onun gibi burun isteyen hasta var. Biraz daha gerçekçi beklentilerde bulunmakta yarar var. Yani çok büyük beklentilerle gelmeyin diyorsunuz büyük öncelikle. Büyük beklentiler demiyorum, gerçekçi diyorum. Şimdi elinizdeki burun eninde sonunda bir sizin cildinizle, kıkırdak yapınızla, kemiğinizle bir bütün. Ve yüz yapınız belli bir genişliğe sahip, uzunluğa sahip, orana sahip. Dolayısıyla sizin yüzünüzün olabilecek burunluğu belli. Yani aslında siz ya da ben karar vermiyorum burun yapınıza. Yüzünüz karar veriyor. Cildiniz karar veriyor. Cildi çok kalın bir hastada
Burnu ne kadar şekillendirirseniz şekillendirin. İskeleti ne kadar düzeltirseniz düzeltin. Üstüne örttüğünüz cilt kalın. Yorgan gibi düşünün bunu. Hı hı. Yatağı düzelttiniz. İnce bir pike örttüğünüzde bütün kırışıklıkları görürsünüz alttaki. Halbuki koca bir yorgan örttüğünüzde hiçbir şey görmezsiniz. Biz ne kadar burnu inceltirsek inceltelim, şekillendirirsek şekillendirelim. Cildiniz kalınsa belli bir ölçüde burnunuz şekil alır. Ama cildiniz çok ince ise bu defa da tam tersi, yaptığınız her ufak detay görünür hale gelir. Dolayısıyla elimizdeki malzemeye göre planımızı yapmak zorundayız. Yani elinize alıp doktora gittiğinizde gösterdiğiniz fotoğraflar bizim açımızdan şöyle bir önemi var. Hastanın beklentisi konusunda bizi hazırlıyor. Yani bu hasta nasıl bir şeyden hoşlanıyor, nasıl bir şey bekliyor, gerçekçi mi değil mi onu anlamamızı sağlıyor. Yanlış değil, getirsinler fotoğraf ama o fotoğrafı o kişiye uygulayacağız anlamında tabii bir şey anlaşılmasın burada. O yanlış zaten. Kişiler bize fotoğraf getirdiklerinde sadece kafalarındakini aktarmak için bir arayüz, onu bir araç olarak kullanıyoruz. Ama yapacağımız ameliyatın sonucunu o fotoğraflara göre değil, yüze göre planlıyoruz gene ve bunu anlatıyoruz. Bazen bu görüşmeler tabii ameliyattan daha önemli hale geliyor. Çünkü daha kişinin, uzun sürdüğü oluyor mu tabii hocam? Tabii ki yani ameliyattan aşaması. Daha uzun derken bazen defalarca görüşmek istiyoruz hastayla. Gerçekten beklentisini tam olarak anlayabilelim diye. Burnunu yaşamının merkezi haline getirmiş, ona odaklanmış kişilerde mesela mutlu olma olasılığı daha düşük. Çünkü en ufak bir detay o kişiyi mutsuz edebilir hale geliyor. Yani bu da mesela beklentinin ne kadar önemli olduğunu bize anlatıyor. Ama sonuç olarak hastayı bizim tarafımızdan algılanması, bizim de hastamızı anlamamız aslında ameliyattan daha önemli kısım bu işin. Yani önemli olan bu ameliyat sonrasında kişinin mutluluğu ve sağlığıysa eğer, ameliyat sonrasındaki mutluluk ve sağlık çok konusu baştan hesaplanmalı, planlanmalı ve gerçekçi bir beklentiyle beraber ameliyat sonrasını hazırlamalıyız hastamızı. Yani riske girmeye gerek yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çok riskli bir ameliyat değil aslında bu. Eğer baştan planlamanızı iyi yaparsanız. Evet. Peki bizi izleyenlere son dakikamıza girdik hocam. Ne söylemek istersiniz şu anda bizi ekranları başında izleyen izleyicilerimize? Şimdi tabii burun ameliyatlarından bahsettik. Bir de azımsanmayacak boyutta kişiler de bunun tabii farkındalar. Sokakta yürürken dolmuşa bindiklerinde görüyorlar. Burun ameliyatı olmuş ama mutluluğu yakalayamamış. Burunlarından çok memnun olmayan kişiler de var. Dolayısıyla özellikle bu kişilere seslenmek istiyorum ki revizyon burun cerrahisi diyoruz buna. Ben tabii sürekli burunla uğraştığım için revizyon ameliyatları da bana çok sık geliyor. Daha önceden bozulmuş, işte istenilen sonuç elde edilememiş, kişiyi tatmin etmemiş. Hocam burnumuzu düzelt diye çok kapınız çalıyor. Bu kişilerde de revizyon cerrahisi yapılıp düzeltilebilir. Yani burun cerrahisinde bir kere ameliyat oldum eğer mutlu olamadım diyorsanız kendinizi depresyona sokmaya gerek yok. Mutsuz olarak oturmanıza gerek yok. Bunların da çaresi var. Ama iyi bir planlamayla revizyona zaten çok gerek kalmaz. Gerek kalmaz değil mi? İyi düşünüp taşınsınlar diyorsunuz. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok teşekkür ederim. Evet, Abdülkadir Göksel Bey'le burun estetiği üzerine sohbet ettik. Şimdi bir VTR'miz var. Sevgili hocamız Profesör Turan Uslu'nun VTR'sini izliyoruz. Daha sonra tekrar buradayız. Evet, boyun omurganın en üst bölgesidir. Başta vücut arasındaki bağlantıyı sağlar. Omuriliğin taşıyıcısıdır. Aynı zamanda nefes borusu, yemek borusu gibi önemli hayati organların içinde taşıyan, beyne giden büyük kan damarlarının da içinden geçtiği aslında insan anatomisinin en önemli organlarından bir tanesidir. Boyunda 7 adet omur vardır. Bu omurlar bağlarla, son derece güçlü bağlarla birbirine bağlanır ve bu bağları kuvvetli disk kaslar destekler ve boyun vücudun aynı zamanda omurganın en hareketli bölgesidir. Dolayısıyla aynı zamanda kafayı da taşıması yönünden o çok da fazla yüke maruz kalan bir bölgedir. Günümüzde boyun ağrıları en sık görülen omurga problemlerinden bir tanesi. Normalde insanların aşağı yukarı %80'i ömrünün bir döneminde ciddi bel ağrısıyla karşılaşıyor. Boyun ağrılarının görülme ihtimali ise %40 civarında. Yani her insanın ömür boyu ciddi bir boyun ağrısına yakalanma riski %40 civarındadır. Ve bu hemen hemen ta ilkokul çağındaki çocuklardan 80-90 yaşına kadar insanlarda oldukça yaygın görülen bir semptomdur. Yaşa göre sınıflandırırsak genç ve erken yaşlarda veya
çocukluk ve gençlik yıllarında en sık duruş bozukluklarına bağlı ağrılar, kas spazmları. Orta yaşlı insanlarda daha çok işte fıtıklaşmalar, yine duruş bozukluklarına bağlı ağrılar, boynun aksındaki bozukluklar, yani boynun normal eğriliğinin kaybolması, düzleşmesi en sık ağrıya sebep olan hastalıktır. Yine ileri yaşlarda da, orta ve ileri yaşlarda ise boyun omurlar arasındaki disk dejenerasyonları, yine omurlarda kireçlenmeler en fazla boyun ağrısına sebep olan hastalıklar. Tabii bunun dışında tümör, enfeksiyon gibi bazı çok nadir görülen hastalıklar da bazen boyun ağrısına sebep olmakta. Ayrıca trafik kazaları sonucu sık görülen kamçı yaralanması veya bizim whiplash yaralanması dediğimiz durumlardan sonra da hatta çok basit, önemsiz bir trafik kazasından sonra bile aradan birkaç yıl geçtikten sonra son derece ciddi, ağır, hastanın hayat kalitesini ileri derecede bozan boyun ağrılarıyla karşılaşmaktadır. Karşılaşılmaktadır. Tabii boyun ağrıları çok sık görülür. Son derece belirti yönden de oldukça zengindir. Neler yapar boyun ağrıları? İşte kollara ve omuzlara vuran ağrılar, ellerde uyuşmalar, baş ağrılarına sebep olabilir, sırt ağrılarına sebep olabilir. Özellikle kürek kemikleri arasında ağrılar olabilir yine. Zaman zaman baş dönmeleri, kulak çınlamaları boyun ağrılı hastalarda olabilir. Boynun her türlü ağrısında, işte kireçleme olsun, fıtıklaşmalar olsun veya düzleşmeler olsun veya o aksın ters dönmesine bağlı olsun, yorgunluk çok ön planda görülen bir semptomdur. Psikolojik problemler olabilir. Bu hastalarda bazen yanlışlıkla depresyon teşhisi konulabilir boyun ağrılı hastalara. Tansiyon değişiklikleri yapabilir. Tansiyonda düşmeler, artmalara sebep olabilir. Bir takım refleksojenik mekanizmalarla. Yine bazen boyundaki kireçlenmeler veya fıtıklar hem o bölgenin hareketinin azalmasından hem de buradaki kanalların daralmalarından dolayı beyne giden kan akımında bazı problemlere sebep olabilir. Özellikle bizim vertebrobaziler yetmezlik dediğimiz, işte aniden arkaya ayağa kalkmakla baş dönmesinin olması, kulak çınlamalarının olması, unutkanlıkların olması gibi semptomlara sebep olabilir. Çok ileri vakalarda da daha ciddi beyin problemleri de olabilir. Yine görme bozuklukları çok bizim sık gördüğümüz bir olay. Özellikle boyun ağrılı hastalardaki boyun bölgesindeki kas spazmlarında yine ciddi görme bozuklukları, bakış bulanıklığı, işte herhangi bir objeye fokuslenememek, odaklaşamamak gibi şikayetlerle karşılaşıyoruz maalesef. Şöyle, tedaviye geçmeden önce boyundan kaynaklanan ağrıların kökenlerinden bahsetmek lazım. Bazen diskojenik ağrı olabilir. Yani disklerdeki taşmalara veya işte dejenerasyonlara, yozlaşmalara bağlı ağrılar olabilir. Yine omurlardaki bizim osteofit dediğimiz kireçlemelere bağlı ağrı olabilir. Ve bunların hepsini tamamlayan kas spazmına bağlı olabilir. Yani bir diskteki dejenerasyonu veya bir işte omurdaki osteofiti tedavi etmek çoğu zaman mümkün olmayabilir ama eğer bunların bütün etrafını kuşak gibi saran adaledeki spazmı gidermek çoğu zaman mümkündür. Dolayısıyla veya boyun aksındaki bir düzleşmeyi veya aksın ters dönmesini tedavi etmek mümkündür. Bunlar tedavi edildiği zaman zaten ağrıların büyük bir kısmı kendiliğinden de iyileşir. Neler yapılabilir boyun ağrılarının tedavisi için? Tabii ki işte boyuna sıcak paket uygulamaları, bazen soğuk uygulamalar, kas gevşetici ve ağrı kesici ilaçlar, bazen bir anksiyete ve depresyon varsa yine antidepresan, anksiyolitik ilaçlar verebiliriz. Yine boyuna yönelik fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları, yüzeysel masajlar çok işe yarayabilir. Haftada birkaç defa tekrarlanan işte kaplıcalar veya sauna gibi spa tedavileri oldukça işe yarayabilir. Yine bizim çok yaptığımız intramusküler stimülasyon tedavisi veya IMS veya halkın deyimiyle kuru iğne tedavisi boyun bölgesindeki kaslara kısalmış, kontrakte olmuş ve diskleri sıkıştıran, işte damarlara basan, sinirleri sıkıştıran adalelerin boyunun uzatılması ve omurga hareket açıklığını artırmak için
son derece özel, incecik iğnelerle boyun adalelerine yapılan intramusküler stimülasyon tedavilerinin çok faydası olabilir bu hastalara. Yine fizyoterapi uygulamaları, işte ultrason gibi, tens gibi, traksiyon gibi uygulamalar yine bunlarla desteklenebilir. Sonuçta elimizde sınırsız sayıda tedavi seçeneği var. Ve çok nadiren, çünkü boyun bölgesi özel bir bölge, o içinden omuriliği taşıyor. Son derece hayati damarlar ve hayati organlar içinden geçiyor. Son derece seçilmiş ve özel, hakikaten çok büyük lezyonların olduğu vakalarda da cerrahi tedavi oldukça başarılı sonuçlar alınmasına sebep olur. Yine boyun ve omuz kaslarına yönelik egzersiz programlarını, yani diğer tedavilerle mutlaka kombine edilmesi gerekir. Yine bizim çok tercih ettiğimiz bir tedavi yöntemi, özel bir takım desteklerle boynun desteklenmesi, yine ortopedik yastıklarla yine en azından gece yatarken o boynun istirahat ettirilmesi, bazı özel tip boynu dinlendirici korseler bu hastalara yine başarılı bir şekilde kullanıyoruz ve oldukça iyi sonuçlar alıyoruz. Tedavi ne kadar sürmeli? Tabii hastaya göre değişir. Bazen 15-20 günlük bir tedavi programı hasta için yeterli olabiliyor. Bazı hastalar için bu tedavi birkaç ay arayla tekrar etmek gerekebiliyor. Ama ne kadar ağır olursa olsun her boyun ağrılı hastada mutlaka yapılacak bir şeyler vardır. Tabii tamamen kür etmek, tamamen tedavi etmek mümkün olmayabilir ama hastaları tamamen semptomsuz hale getirmek çoğu hasta için mümkündür. Sağlıklı bir boyun, normalde boyun anatomisi açıklığı arkaya bakan bir C şeklindedir. Yani bir muz şeklindedir. Bir kere bu eğriliğin korunması çok önemlidir. Sadece bu değil, sağlıklı bir boyun ancak sağlıklı bir sırtla mümkündür. Sırta da çok dikkat etmek lazım. Sırt omurgasına da çok dikkat etmek gerekir. Onun dışında kafanın ağırlığını taşıyacak kadar, yine günlük hayatın streslerini taşıyacak kadar bir sağlıklı kas kitlesinin olması lazım. Bunun için egzersiz çok önemli. Bir de taşıyamayacağı yükü yüklememek lazım. Mesela örneğin işte 8-10 saatlik bir akademik çalışma, ne bileyim çok ağır el işleri hanımlar için veya çok uzun süre araç kullanmalar, bunlar aslında normalde son derece naif ve zayıf olan boyun omurgasının taşıyacağı yüklerin üzerinde yüklerdir. Sağlıklı yastık, sağlıklı yatak, düzenli uyku, yine bunlar boyun için çok önemli. Bildiğiniz gibi disklerin beslenmesi, disklerin normalde damarları yok, ancak uyuyarak, uyunduğu zaman diskler etraftaki sıvıdan bir takım besleyici madde çekerek sağlıklı halini koruyabiliyorlar. Dolayısıyla düzenli uyku ve dinlenme periyotları, hatta çok şiddetli boyun ağrılı olan hastalara ben öğleyin de böyle bir 15-20 dakika dinlenmelerini, mümkünse uyumalarını tavsiye ediyorum. Ama tabii ne kadar insanın buna imkanı olduğu da ciddi bir meseledir. Boyun ağrılarını da tabii tedavi etmek çok önemli ama tedavi etmekten daha çok koruma önemlidir. Bunun için düzenli egzersiz programları, duruşa çok dikkat edilmesi, adeta bir golf topunun bir golf desteğinin üzerinde durması gibi tam ortada kafanın durması lazım. Kulaklar tam omuz hizasında olmalı. Bilgisayarımız ona göre dizayn edilmeli. Mutlaka yanımızda olmamalı, tam karşımızda olmalı. Eğer bir misafir ağırlıyorsak yine sürekli sağa sola hareket ettirerek değil de tam onu karşımıza almalıyız. Yine düzgün yatak nasıl bel omurgası için çok önemliyse, düzgün ve sağlıklı yastık da boyun omurgası için çok önemli. Ama soğuklardan, özellikle rüzgarlardan kaçınmak lazım. Uzun süre aynı pozisyonda durmaktan kaçınmak lazım. Özellikle bazı insanların çok yaptığı işte yüzüstü yatmak veya omuzu, ellerini boynunun altına koyup yatmak. Bu tip yatak pozisyonlarından olabildiğince kaçınmak gerekiyor. Egzersizlere çok dikkat etmek gerekiyor. Tabii boyunu mutlaka omuzla birlikte düşünmek lazım. Özellikle hanımların daha çok görev düşüyor. Çünkü boyun bölgesinde hanımların göğüslerinden dolayı da ekstra bir yük oluyor. Özellikle emzirme döneminde büyüdüğünden dolayı. Uygun sütyenler takılmalı. Bu çok önemli boyun ağrılı hastalar için. Yani mutlaka vücut yapısına uygun olmalı. Onun dışında uzun süre bilgisayar başında kalınmamalı. Eğer illa kalınmak zorundaysa mutlaka 45-50 dakika bir çalışmayla 10-15 dakika bizim workout egzersizleri dediğimiz iş yerine ara verme egzersizleri mutlaka yapılmalı. Günlük bir takım stretching, germe manevraları ihmal edilmemeli. Eğer bunlara dikkat edilirse sanırım sağlıklı bir boyun bizi 70-80 sene kadar taşır.
Evet sevgili seyircilerim, Şeker Tadında devam ediyor. Şimdi yeni bir konuğumuz var. Selahattin Yenilmez. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Fitoterapistimiz efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de gayet iyiyiz. Evet bugün yine hemoroidden bahsedeceğiz değil mi? Evet. Varisten bahsedeceğiz. Evet. İnsanlara da ben teşekkür etmek istiyorum. Konumuz değişmiyor. Niye? Çünkü bu konuda o kadar çok telefon alıyoruz ki. Çok telefonlar önemli. Yıkılıyor efendim. Çünkü herkes mutlaka hayatının bir döneminde bu hemoroidle, basurla değil mi bir mücadele ediyor. Dolaşım bozukluğu. Yani tansiyon dolaşım, şeker dolaşım, mide dolaşım, karaciğer dolaşım, kalp dolaşım, varis, hemoroid dolaşım. Yani bunların ana nedeni dolaşım. Yani kandaki rahatsızlıklar. Hep böyle bir şiş hissederiz kendimizi değil bir mi? Bir bardak su içsek şişiyoruz. Hanımlar belli dönemlerde hep özellikle, böyle bir şişim diye evet, dolaşımla ilgili evet, anlatacağız, bir problem anlatacağız var. Onu. Mide gastriti ne olduğu, reflü ne olduğu anlatacağız. Öncelikle ben teşekkür etmek istiyorum hem size hem Beyaz TV'ye. Bir de Zerdeneş'e bulmak istiyorum. Diğer kanallar neden bizi aramıyor? Burada Zerdeneş'e bulmamın sebebi insanların bana söyledikleri. Diğer kanallara da çıkmamı istiyorlar. Elbette ki davet gelirse sizi diğer daha farklı da kanallarda da görmek çıkarız. İnsanlara tabii doğru yani bilgi vermek. Faydalı olmak değil mi? Doğru bilgiyi vermek. Önemli olan. Aldatmak hayır bizim işimize gelmez. Ben geçen hafta sadece sanıyorum 1250 hasta insan aradı beni. Genelde hemoroid mi? Sıkıntı ne? Genel olarak hemoroidti, varisti, mide rahatsızlıkları. Hepsi da, eşit dağılımda mı? Hani yolları, en fazla olan. En büyük sorun mesela kadınların rahim akıntısı. En büyük sorun kadınlarda miyom oluşması, kis oluşması. Ana nedeni dolaşım bozukluğu. Bakın, dönüp dolaşıp hepsi bu dolaşım bozukluğundan geliyor. Erken menopoza girmesi kadınların 40'lı yaşlara kadar düştü. Ben daha genç menopoza giren gördüm. Yani düşünebiliyor musunuz? Yaşlarda. 40'lı ve 40'lı 38 yaşlarda menopoza girmesi. Yani kadının kadınlığını elinden alınması gibi bir şey bu. Bunu yaşamak zorunda değiliz. Bakın efendim biz şunu anlatmaya çalışıyoruz. Elbette ki birinci as doktordur. Ve bunu biz hep asla, belirtiyoruz değil mi? Önce doktor kontrolü. Kesinlikle. Doktor kontrolündeki kullanılan ilaçlar biz bu tedaviye destek, yardımcı olmaya evet, çalışıyoruz. Biz bunu doktorlarımıza da bahsetmeye çalışıyoruz. Doktorlarımıza, eczacılarımıza lütfen size gelen eczacılarım. Bu konuda ben yine Zerdeneş'e bulunacağım. Bir insan gidiyor, işte bu bitki çayını arıyor. Bizde yok, aktarlara gönderiyor. Hayır, aktarlarda yok. Eczane dışında da tedariği yok. Sadece eczanelerde. Evet. Ondan sonra eczacılar da şikayet ediyor. Diyor ki ya aktarlar ya biz. Kardeşim sen kendi elinden aktara gönderiyorsun. Veya başka yerlere gönderiyorsun. Veya internet sitesine gönderiyorsun. Bizde yok diyorsun. Oysa ki bütün ilaç depolarında var bu. Bakın bütün ilaç depolarında biz gönderiyoruz. Bütün ilaç depolarına. İlaç depolarına eczanelere. Devletin de istediği bu. Neden? İnsanları aldatmasın. Aldanmasın. Çünkü biz ne dedik? Çünkü sağlık konusu. Sağlık konusunda bazı şeyler söyledik. Aldatmaya, aldanmaya müsait bir sektör. Tabii değil ki. Mi? Bu biz sağlık çok konusunda bazı iddialarda bulunuyoruz ve söylüyoruz. Diyoruz ki evet bu hazırladığımız bitki çayı sadece Türkiye'de değil. Bakın bu bir sözdür. Bütün dünyayı kapsayarak konuşuyorum. Alternatifi olmayan bir çay yaptık. Türkiye'yi bağlamıyor sadece. Bütün dünyayı uzak doğusu, Çin'i, yakın doğusu, Avrupa, Amerika'sını katarak dünyada alternatifi olmayan bir çay yaptık biz. Bir bitki çayı. Ve bu bitki çayı da hiçbir yan etkisi yok biliyor musunuz? Ne kadar güzel. Yani sağlıklı bir insanla kullanabilir mi? Evet. Ama örnek, ne yapıyoruz? Yine önce doktora gidin diyoruz. Tabii ki bakın. Doktorunuza danışın. Zaten şunu diyoruz. Doktor kontrolündeki ilaçlarınızı kullanın. Bakın biz şunu diyoruz. Alternatif çözüm üretiyoruz. Sevgili Pınar Hanım şunu diyoruz biz. Kalp hastası. Kalp ana damarlar tıkanmış. Anji olmuş. Stent takılmış. Bu da bir basur. Hemoroid, basur, varis, kalp damar hastalığı. Biz ne diyoruz? Doktorunuza gidiniz. Doktorunuza gerekli muayeneyi olunuz. İlaçlarınızı alınız. Anji mi oldunuz? Anji oldunuz. Anji de size ne görüldü? Ana damarlarda, kılcal damarlarda tıkanıklık var. Veya kapakçıklarda kaçırma, üfleme veya kalp yetmezliği, ritim bozukluğu. Bunlar var mı? Var. Tamam. Biz diyoruz ki eczaneye hadi bakalım.
Bu bitki çayını alın. Düzenli bir şekilde 4 kutu kullanacağız. İkinci kutu bittikten sonra tekrar doktorunuza gidin. Neden doktora gönderiyoruz? Biz o kullanan insanın iyi olduğunu biliyoruz. Ancak emin olmak gerekiyor. Hı hı. Nereden emin olacağız? Hı hı. Doktordan. Doktorumuz gerekli tahlilleri, tetkik sonuçlarını alıyor rapor olarak. Hastasına diyor ki, evet senin kalp damarların açılmış. Bakın bunu rapor olarak bildiriyoruz. İki kutu bitti. Dördüncü kutu bitti. Hadi bakalım bir daha doktora. Erinmeyeceğiz. Neden? Bu senin sağlığın. Evet, her programda da belirttiğimiz gibi öncelikle doktor kesinlikle gidilecek, muayene olunacak, doktorun evet. verdiği ilaçlar kullanılacak. Bu da bir ek tedavi. Şimdi o doktor zaten bazı doktorlara irtibata giriyoruz. Bazı ilaçları doktorun da kendisinde gerek olmadığı bazı ilaçları doktoru tarafından da söyleniyor. Hı hı. Bize de sağ olsun doktorlar dönüyor. Bazı ilaçların kullanılmadığı, bu bitki çayının kullanması gerektiğinde bize ifade ediyor doktorlarımız. Bizzat bana mail atıyorlar, bizzat bana telefonla açıyorlar. Hı hı. Bazı doktorlarımız da hatta yönelmeye başladı. Çok şükür güven verdik. Tavsiye etmeye başlamışlar hastalarına, kendilerine gelen hastalarına. Biz de bir telefonlarımızı hatırlatalım mı Selahattin Bey? Bize lütfen. Ulaşmak isteyenler 0212 333 3345'ten bizleri arayabilirsiniz. Programın sonunda Selahattin Yenilmez hepinize tek tek, bugün olmasa da yarın, yarın olmasa evet, öbür pazartesi gün çok zaten yoğunluk olduğu için de mutlaka dönüyorsunuz. Dönüyoruz. O yüzden bir endişe bütün etmeyin. Arayan insanlara. Tüm arayan herkese tek tek dönecek. Pazartesi, salı yetişebildiğimiz kadar ne olur. Bizim insanımızda da biraz sabırsızlık var. Evet, aramadılar beni deyip bizi tekrar arayanlar arayacağız. Oluyor. Mutlaka arayacağız. Hepsine. Herkesin telefonuna döneceğiz, arayacağız, yardımcı olacağım. Aha. Evet. Şimdi variz, hemoroid. Varizlere bir gelelim. Ne yapacağız? Bakın. Nasıl hemoroid hastalarda şu. Sıcak su yutturuyor. Ve ameliyat. Efendim ameliyat olmaz bir defa bunun. Bunu her defasına söylüyoruz. Neden olmaz? Dolaşma bağlı olan bir hastalık. Yani toplar damarlarda kanın aşırı pırtılaşması. O aşırı pırtılaşma sadece makat bölgesinde olmaz ki. Eğer orada bir rahatsızlık varsa sizde nefes darlığı da vardır. Akciğer embolisi. Eğer aşırı pırtılaşma varsa sizde sırt veya bel ağrısı da vardır. Veya prostat organı erkekte enfeksiyonu da vardır. Veya prostat organın genleşmesi de vardır. Eğer hemoroid varsa. Şimdi hemoroid o bölge olarak kabul edemeyiz. O bölgedeki rahatsızlık dediğim gibi toplar damarlarının, ana damarlarının tıkanması. Orayı siz müdahale ederseniz onun tedavisi mümkün değil. Bakın bunu tane tane ya söylüyorum. Ameliyatta kesin çözüm değil diyorsunuz. Mutlaka çözüm değil. Tekrar kesine bırakın çözüm değil. Meydana gelecek. Ondan da vazgeçtik. Ameliyattan sonra sıcak su yutturuyorlar. Efendim sıcak su yutturulur mu? Zaten o damar genleşmiş, deforme olmuş, şişmiş. Sıcağı oturdunuz mu daha çok genleşecek. Daha fazla genleşecek. Bu daha fazla genleşmek kişinin büyük tuvaletine rahat çıkmasını böyle önleyecek. Böyle bir kulaktan dolma bilgi var değil mi? Genelde herkes birbirine işte sıcak suya otur, kesinlikle rahatlatır, yanlış. İyi gelir. Ama kesinlikle böyle bir şey yanlış. Siz tavsiye etmiyorsunuz. Şimdi hemoroidi ağrı, kaşıntı, kanama, yanma, çok tatlı bir kaşıntı bize neyi gösterir? Bacaklardaki venöz yetmezliği. Bakın özellikle bunu dikkatle dinlesinler lütfen. Makat bölgesinde kaşıntı, apış arasında kaşıntı bize varis geliyorum der. Özellikle varis topukla aşık kemiği arası iç bölgeye bakan kılcal damarlarda kızarık veya morartı haline gelmesi. Peki görünüşte bir şey yoksa? Henüz görünüşte bir şey yok. Bakın birinci evresi o. Ama içten içten diyorsunuz. Tabii birinci evresi. Başlıyor. Birinci bu topukla evresi. Aşık kemiği arası. Örneğin kaç yaşındaki kişi? 20 yaşında genç bir hanım ve erkek. Hı hı. Bu ailesinde de varsa eğer damar duvarı yapısı zayıfsa kendini gösteriyorsa damarları kişi de erken teşhiste bunu doktoruna da gidebilir. Erken teşhisi oradan alabilir. Bize de müracaat eder. Gerekli desteği verebiliriz. Hı hı. Şimdi buradaki şu kılcal damarların önemi. Eğer yukarıdaki damarlar kendini göstermiyorsa henüz deforme olmamışsa bunun önlemini alabiliriz. İkinci evre, eğer damarlar düz çizgi halinde kendini gösteriyorsa, hı hı. henüz yine deform olmamış, o damarları kim der ki ben yok ederim, kaybederim, görünmez hale getiririm, bu aldatmaktır. Üç, kesinlikle varis çorabının giyilmesi doğru değil. Şimdi varis çorabı nedir? Çok sıkı bir çorap. Değil mi? Oradaki zaten, dolaşımı tamamen durduruyor. Zaten orada damar bası altında, kalpten basınç yiyor. Bir de siz ona
dışarıdan baskı uygularsanız o damarın etrafını sarmış olan kılcal damarlar onu çatlatır, iç kanamaya sebebiyet verirsiniz. Bazı bacaklarda görmüşsünüzdür. Hafif hafif morartı. Evet, etrafı morartı. Evet, evet. Kızarık kızarık. Böyle kan oturması gibi kılcal evet. damar çatlamaları. O bu işte neden iç oluyor? Kanama. Daha da ilerlemesi üçüncü evre. Damarların kendini göstermesi, top top hale gelmesi, kıvrım kıvrım hale gelmesi ve deforme olmuş damarlar. Hanımlar diyor ki biz bunu aldırsak iyi mi? O sizin bileceğiniz, eğer doktorunuz almasına karar vermişse aldırabilirsiniz. Fakat bu destek çayı mutlaka kullanın derim. Neden? Oradaki o deforme olmuş damarlara, o damarların yapış şeklini bozan ana neden? Toplar damarların içinde bulunan kanın aşırı pırtılaşmasıdır. Hı hı. Yani burada kan rahatsız. Kanda toksit, üre, kreatinin yükselmesi, enfeksiyonlu kan. Yani vücudumuz, dokumuz, kanımız enfeksiyonlu. Bu sadece bacak bölgesini mi ilgilendirir? Hayır. Değil. Bütün genel olarak vücudumuzu ilgilendirir. Değil mi? Hı hı. Cilde bakalım. Ciltte halsizlik, grimsi, esmerimsi veya göz altında çukurlarda morartı. Bu varisin kendisi veya hemoroidin kendisi ben varım der. Bağırır. Ve dolayısıyla dördüncü evreyi hiç görmek istemezsiniz. Dördüncü evre bacağın, affedersin, kesilmesine kadar gider. Allah korusun. Dördüncü evrenin üstü en riskli kangren. Olan evre diyorsunuz. Kangren. Kangrenle neden olur? Allah korusun. Bakın ne olur bunları yaşamayalım. Bir de kapanmayan yaralar vardır. Hı hı. Ülser, bacak ülseri. Bacak ülseri, harici ülseri diyoruz. Özellikle topukla aşık kemiği olan bölgenin o bölgede çok tatlı bir kaşıntı ve kaşınan bölgenin yerinin tahriş olması, oranın yara haline gelip enfeksiyona maruz kalması. Yani buradan enfeksiyon, yani iltihap akması. Bakın bunları yaşıyor insanlar. Daha da önemlisi, bakın bacaklardan bahsettik. Varis çorabı giymeyecek. Hı hı. Bir de şunu yapacak unutmadan. Evet, hep bir masaj mutlak, tarifi veriyorsunuz. Mutlak böyle, şu ılık suyla yapılan. Masajı yapalım, ne olur. Varisleri olsun olması yapsınlar mı? İç varis, dış varis. İç varis de aynı şeyler. İç varis ve derin dış toplar varis. Damarlar kendini göstermiyor toplar damarlar. Ancak her gün kızarık kızarık ince yapacaklar. İnce damarlar vardır. Her kendini gösterir. Bunu? Efendim? Her gün mü yapacaklar? Günde iki defa yaparlarsa çok iyi. Günde iki 15 defa. Gün, 15 gün, 20 gün. Ondan sonra bire düşürürler. Bir defa yapsalar iyi. Ne zaman yapacaklar? Akşam yatmadan önce yaparlarsa çok iyi olur. Hı, çünkü yattığımızda yatı esnada kan hücrelerinin kendini yenilemesi. Çünkü hı hı. tüm vücut hareket halinde değil. Kan hücrelerinin kendini yenilemesi daha hızlı oluyor. Hı hı. Ne yapacağız? Dizden aşağı ılık suyu dökeceğiz. Hı hı. Sabunladık. Ayağımızın bileğinden diz kapağımızın arkasına doğru iki hafif elimizle bir masaj. Yukarı aşağı, bastırmadan yukarı aşağı, değil mi yukarı, özellikle? Yumuşacık. Hani etkisi olsun diye böyle iyice bastırırlar. Kesinlikle ya. Kesinlikle o da yanlış. Asla, bakın varis çorabını giydirmediğimiz gibi hafif bir biz masaj. Masajı dahi sert yapmasına karşı çıkıyoruz. Bebeği okşar gibi. Yumuşacık sabun yardımıyla. Hı hı. Ne kadar? 20'ye kadar sayacak. 20 saniye. Her iki bacağını uygulayacak. Günde iki defa bunu yaparlarsa diyorsunuz hem tabii, kan dolaşımı sabah akşam yaparlarsa daha çok iyi olur. Rahatlama mı sağlayacak bu sistem? Şimdi orada kasların yumuşamasını sağlayacağız. Kasların yumuşaması kılcal damarların dolaşıma yardımcı olması. Peki bunun oluşmaması için bunu yapsak faydası da olur mu? Tabii. Aa. 20 yaşında mesela dedim ya az önce kılcal damarlar çatlamış. Fakat yukarıdaki damarlar kendini göstermiyor. Yaşa da bakmıyor diyorsunuz. Kesinlikle. Artık bu varisler. Yumuşacık masajlar yapacak. Hı hı. En önemli nokta bakın ne olur. Bizlere güvensinler, insanlara. Ben bana nasıl güven istiyorlarsa o güveni vermeye hazırım. Değil nasıl? Mi? Ben tekrar numaraları hatırlatayım. Programımızın sonuna geldik. 0212 333 3345'ten bizleri arayabilirsiniz. Program sonunda Selahattin Bey hepsine cevap verecek. Çok teşekkür ediyoruz Selahattin Bey. Süremiz programımızda bitti için süremiz bitti. İnşallah tekrar görüşmek üzere. İnşallah efendim. İnşallah. Nasip kısmet diyelim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Şeker tadında kalıyorsunuz. Hoşça kalın. Hoşça kalın efendim.